Ve benim özlediğim Nagihan, sizi bilmem. İşte bu tek bacakla tek bacak. Ya o konuş, kıskanıyor musun kızımı, zaten az sonra vereceğiz. Konseyde de konuşuldu Acun Bey'le ama ne diyorsun bu duruma Seda? Ya şimdi şöyle, bir kere o tek bacak işini çıktı. Biz bilmiyorduk. Hatta evet. Acun bile bilmiyordu. Aynen. Bir kere o bacağı fragmandan sonra sakatlamış. O tek bacaklı Nagihan bu vurgusu şu demek. Yani benim yarım size yetti. Anlatabiliyor muyum? Onu vurgulamasına gerek üstüne. Yok. Bir de diyor bundan sonra benden sayı alamazlar. Ben iyileşmeye başlıyorum. Evet, 10 güne geçer. Diyor. Aynen. 10 güne geçer diyor ama şimdi o tek bacağı bir kere söylemesi, baştan söyleyecekse söyleseydi. Nevin korkunç hızlı. Çok. Tesadüfen kaybetti atışlarda. Çok. Yani Nevin süratiyle herkes zorlayacak. O çok belli. Vücudu da fiziği de çok iyi. İnceliği falan tam normal o engeller için. Ama burada bence tek bacak vurgusu sakat halim sana yetti. Yani Türkçe meali bu. İstemez biraz hani ben sizin hepinizi yeneceğim haberiniz olsunun kırmızı çizgilerle belirtilmesi gibi geldi bana. Hakan sen ne dersin? Hani şey var ya sporda böyle kazanan her zaman haklıdır mantığından. Futbolda da böyle bir takım çok iyi oynar, maçı domine eder. Rakip bir tane pozisyona girer, gol yapar ama tabelada o 3 puanı alır gibi. Burada yani onun sakatlığı, sakatsızlığı falan hiçbir önemi. Bir Nevin ondan hep hızlı. Ama işte Survivor ne diyoruz, o atış matış falan yani. Orada bir fark yarattı. Bu kadar sevinmesi aslında onun bilinçaltı doluluğuyla da alakalı. Aç parantez, yine Seda'ya katılıyorum. Senin böyle bir sakatlığın vardıysa, en azından bunu da kimse bilmiyorduysa, orada bir belirt ki olası kaybetmen durumunda veya senin performans anlamında düşük bir durumda kalmanı anlamlandırsın insanlar. Niye kazandıktan sonra onu söylüyorsun? Biraz hırslı bir yarışmacı mı zaten Nagihan? Şimdi onu tabii özelliklerinden biri. Yani hani ben yumuşattım da hani çok hırslı diyeyim, tamam evet çok vay hırslı dememden bir sakınca yok. Bir şanslanmıyorum ben ona diyebilir miyim yayın süresince? Sevmediğimden değil, ben güçlü kadın. Şöyle test soru sorayım size. Hakan'la Tura abi yarışıyor olmuş olsaydı. İkisinden biri Nagihan gibi sevinseydi ne olur? Diskalifiye. Ben sana anladın mı? Yani onu demeye çalışıyorum. Diskalifiye yani. Nevin naif bir kız. Yani mukayese ettiğim zaman. Ama Nagihan da ilk başlarda sakindi. Ha, evet şu an için söylüyorum ben. Evet dediğin gibi sonradan değişebilir mi, agresifleşebilir mi? Çünkü o da daha algılamaya çalışıyor. Ama fışkırdı kızı yani. Yani Nagihan'da bir de şöyle bir sorumluluk yok mu? Şimdi biz Nagihan'ı her zaman çok güçlü kadın yarışmacı. Kimse onun önüne geçemez. Şahane yarışıyor gibi cümlelerle betimledik. Otur abi dede de var. Şimdi aynen bu sorumlulukla hani sayı verdiği zaman kendini kötü hissediyor olması dolayısıyla evet, da böyle bir açıklamada bulunmuş olabilir. O sıfatın içini doldurmak zorunda. Aynen. Evet Nevin onu geçti, gördük işte. Hı hı. Yani bayağı da ağır farkla sürat olarak ikisi aynen de sporcu kökenli olmasına rağmen Nevin'in hızına kimse yetişemeyecek, o da belli oldu.